Evet, bakalım. Bugün bizi neler bekliyor? Ne demek lastik? Burada lastik patlar mı lan? Değil mi? Nerede patlayacak başka? Bu George Floyd var ya, işte onun öldürüldüğü yerler ve buraların talan edildiği, böyle dükkanların yağmalandığı yerlerdeyiz böyle. Sabahları yol. Ananı avradını oğlum mal mısın lan? Kafamı dağıttı inek. Evet dostlar, bugün Serdar'ın mekanından size veda ediyorum. Serdar yapma Serdar. Yeter. Kurbanın olayım. Serdar. Telefonu da alayım da Apple sponsorluğunda çıkmasın kayıtlar. Yük de zaten Siyam ikizi olduk anasını satayım. Pazartesinden beri sırtımda. Şunu bir atayım da bir rahatlayayım ya. Evet dostlar, videonun hani aynı yükteki videonun ikinci kısmına hepiniz hoş geldiniz. Burada mesafeler, yollar çok uzun olduğu için 5 gün boyunca videoyu çek, sonra o videoyu gel editle. Zaten bu sefer video sayısı haftalık 2'ye çıkmaz o şekilde. En azından şimdilik böyle 2 mil sonra bir kısa bir yola gireceğiz. Hemen orayı göstereyim size. Evet bakalım bugün bizi neler bekliyor, konulardan bahsedeyim size. Birazdan bu arkamızdaki yükü bırakacağız. Büyük bir fabrika gibi görünüyor. Şeyden baktım, bu uydu görüntüsünden baktım. Bakalım orada bir sıkıntı yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Saçma sapan bir yere mi sokacaklar, ne yapacaklar bilmiyoruz. O bölümden sonra yolda, yani tekrardan eve gitmeye başlayacağım. İşte yola çıkacağım boş bir şekilde. Şu konudan bahsedeceğim size arkadaşlar. Milletin aslında yanlış bildiği bir konu var. Son zamanlarda Türkiye'den buraya çok fazla ve çok fazla insan gelmeye başladı. Ve bir sürü mesaj alıyorum şununla ilgili. Bir sürü mesaj alıyorum. Bana sponsor olur musun? Bana sponsor olur musun? Arkadaşlar bu sponsorluk mevzusu değil, o konuya değineceğim ama öncelikle şu yükümüzü bir bırakalım. Böyle biraz sabah sporu olsun, şuradan da şu arabaya değdirmeden. Oğlum bozulacak yeri mi buldun ya? Ne demek lastik? Burada lastik patlar mı lan? Değil mi? Nerede patlayacak başka? Yer mi seçiyoruz? Şimdi arkadaşlar transit yoldan 690 kaç bu? 694. 694 numaralı transit yoldan 61 numaralı US Highway dedikleri eyalet içi. Size bahsettiğim beyaz tabela var ya, o yoldan gidiyoruz şimdi. Çok az bir mesafe kaldı. Ne kadar? 8-9 mil. Bakın şimdi burada hani şu yandan çıktım ya, şimdi bak buranın hiçbirisinde, yani şu tarz yolların hiçbirisinde trafik ışığı yok. Şu GPS'in de sesini bir ara kısacağım ha. İki de bir kaynak yapıp duruyor araya. Bu yollarda böyle. Ana yol, büyük transit yol. Şehir içi eyalet yolları beyaz tabela. Diğerleri mavi tabeladır. Onun dışında da mesela ışıklar var. Işıkların genelde kestiği yollar buralardan çıktıktan sonra daha da küçük olur. Onun içinde bir mahalle vardır. O daha da küçük olur. O mahallenin içinde küçük sokaklar vardır. O daha da küçük olur. Böyle şey gibi, matruşkanın şeyi var ya böyle, aynen onun gibi. Lan ne büyükmüş la bu galeride. Bak Honda var. Mitsubishi var. Bak sol tarafta Lincoln var. Burası fena bir yer değil. Demek bu adamlar bunları buraya kurduysa satış yapıyor demek. Ama etrafta bir şey görünmüyor. Bu arada şu an hangi eyaletteyim bak, onu söylemeyi unuttum baştan ya. Şu anda Minnesota eyaletindeyim. Minnesota eyaletinin Minneapolis, Minneapolis ya da öyle söylesek daha iyi kulakta kalır. Minneapolis diyelim. Minneapolis'teyim. Burayı nasıl hatırlarsınız? Geçen sene miydi? Galiba geçen seneydi galiba, evet. Bu George Floyd var ya, işte onun öldürüldüğü yerler ve buraların talan edildiği, böyle dükkanların yağmalandığı yerlerdeyiz böyle. Aslında işim olmasa eve gitmeyecek olsam hafta sonu burada kalırdım. Bir çekim yapardık buralarda. George Floyd Floyd'un öldüğü yere falan giderdik falan. Neyse o zaman birazdan yükü bırakacağım yerde görüşürüz diyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar aklıma ne geldi ya? Hani yükü alacağım yerde görüşürüz dedim ama dedim çok da kalmadı aslında. 7 dakikalık bir yol var. Dedim ufaktan da biraz sohbet edelim. Şimdi bu Minnesota eyaleti hakkında aklıma şu geldi. Az önce bir tabela gördüm. Burası biraz ilginç bir eyalet. Telefonu da alayım da Apple sponsorluğunda çıkmasın kayıtlar. Burada kaç tane 10.000'den fazla göl var böyle irili ufaklı, böyle küçük, büyük. Bir baktım ucu bucağı görülmeyen, bir baktım mı yani dizlerine kadar gelebilen göller var. Bir de bazı videoların altında görüyorum ya, orası nasıl bir yer? Hep düz yol, bilmem ne, işte hiç trafik ışığı yok
demiştim yani size. O işte mavi tabelalı yol. Anana avradına oğlum mal mısın lan? Frenden çıkan sese bak ya. Kafamı dağıttı inek. Hani beyaz tabelanın olduğu yollar da buralar işte. Buralarda işte şehir içi, sağlı sollu yerleşim yerlerini falan çok fazla konuşmayacak olsam da oraları da görün bakın. Memleket işte. Bu arada ön cam için kusura bakmayın. Buranın öyle lanet bir şeyi var ki böyle sinek var ya, böyle küçük sivri sinekleri falan, kelebekleri öyle çok. Burası aslında kışlık bir bölgedir. Böyle yaz ayına yaklaştığın zaman her niyeyse şu ön camı adam gibi fırçayla yıkamadığın zaman o tırdıraklarındaki o cam sil falan şeyleri var ya, doğru dürüst çıkartamıyorsun. Yine iz kalıyor, leke kalıyor. Hatta şöyle bir camı bir in bir daha. Daha yeni yapıştı ama yine leke kalıyor yani. O göze de seyir zevki vermez. Belki kiminizin midesi bulanabilir ama ne yapayım? Bir adet tren yolu. Traxxas Buffalo Street diyor. Niye öyle bir şey söylüyor? Bir sıkıntı mı var? Benim ama iznim var. Aha, mazot ışığı da yanmış. Elimizdeki kağıttaki yola bakalım. 61 Northbound. Evet, burası 61. Yeşil yandı. Araba 100 bin pound olunca durma da durma. 7 dingilin 7'si de yolda bu arada. Yani yerde. Öyle istiyorlar beylerimiz. Geç. Geç kaldınız oğlum, geç kaldınız. Yol teke düştü. Tabii teke düşünce biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yük sağdan soldan taşıyor. Özellikle videonun, yani diğer videoda da bahsetmiştim. Yani bir önceki videoda yine bu yük vardı. Yük de zaten Siyam ikizi olduk anasını satayım. Pazartesinden beri sırtımda. Şunu bir atayım da bir rahatlayayım ya. Bu arada buranları da, o da tuhaf. Beyaz ayı diye bir yer. White Bear. Yani buralar yeşillik oluyor böyle. Hani genelde Amerika'nın kuzey kısmı hep yeşilliktir. Bayılırım. Kaç gündür şeyde İbrahim Tatlıses gibi Sabuha'yı söyleye söyleye çöllerde geldim ya. Ne kadar kalmış şuraya? Bir daha bakalım. Aa güzel. 3 dakika var. Fabrika bayağı büyük bir fabrika. Belki içinizden diyecek olanlar olur. Ya fabrika öyle de. Orada nasıl o kadar adam çalışıyor? Geçtiğin yoldan hiç görüyoruz. Hiç yerleşim birimi yok. Çok değil arkadaşlar. Şuradan bir sapın. 1-2 dakika ileri gidin. Her yer yüzeysel yerleşim birimleridir burada. Genelde ağaçların arasında olur evler. Pek fazla görünmeyebilir. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Genelde hep SUV ve 4 çeker araçlar var burada. Çünkü buranın kışının hatırı sayılır yani. Ya da pick-up'lar vardır böyle. Hiç ufak tefek taksi pek nadirdir. Görünmez yani. Bakalım bu adamlar ne üretiyormuş burada. Umarım şu tren yoluna korktuğum başıma gelmez. Gerçi sıkıntı yok, gelse de hemen düzeltiriz ama yine de trafik kapanır falan. Uğraş dur. Bak hala kocaman fabrikayı görme bile göremedim bak. Şurada sol tarafta bir yerde olacak. Ey maşallah. Galiba buradan sapacağız, evet. Öyle canım, sapacağız. Saparım kardeşim, ne var yani? Frenlere baktırmanın zamanı gelmiş. Böyle tam yaza girmeden, havaların böyle tam böyle beni mahvetmeyeceği zamanlara bir girmeden önce frenlerimizi bir baktıralım. Tren yolu güzel, tamam. Basık. Buradan dönüşümüzü yapıyoruz. Hugo Globe. Buradan ne yapacağız? Buradan şu caddeye bir sol daha yapacağız. Bu adamlar bunu buraya mı indir? Arkayı da göremiyorum ki kardeşim. Ha, bak tamam. Şey orada. Forkliftçiler orada. Ben geldim. İnşallah yanlış görmemiştirim. Aynen, genelde çünkü böyle geliyor bu adam. Nereye indireceğiz acaba? Ha, geliyor, beni karşılayacak olan. Gel bakalım. Made it. Yes sir. We were getting worried. Ha? We were getting worried. Okay. What side's heavy? This side. I'm gonna get weight from there, back up, stay this way, and I'll scoop it off. You want me to back in close to the... That green dumpster there? Just get in there somewhere. I'll probably get that other truck out of it. But you can get in there and we'll get you... Okay, I'll stay here until you let me know, okay? Yeah, they're just... As soon as they move that big lift, then sure. Back in there. All right. Zamanında geldin diye. Ne zaman gelecektim oğlum? Dün mü gelecektim? Ya da yarın mı gelecektim? Neyse, şurada ağır bir forklift var. Hangi tarafın ağır olduğunu söyledik. Bu CNC tezgahlarında dostlar, bir taraf diğer taraftan daha ağırdır. Çünkü şöyle düşünün. Nasıl görünüyor? Şimdi şöyle düşünün. Şu şekilde bir şeydir genelde. Şimdi biz içini görme şansımız yok. Ama ben daha önceden böyle kutulanmamış olanları gördüm. Yani daha önce çok. Şu kısımda bir sürü kesici delici aleti. Yukarıdan inen, aşağıdan kalkan falan. Burada işte metali neyi keseceklerse onu durdukları bir platform oluyor. O aşağı yukarı, ileri geri, geniş böyle...
ön arka böyle gidiyor. Tabii büyük kalınlık yer burası olduğu için burası da açık insanların çalışma yeri. Onun için bir taraf şey oluyor. Onun için ağır oluyor diğer tarafa göre. Onun için mesela Dorse'de bir fit buradan çıkıyorsa iki fit buradan çıkıyor. Çünkü yolda giderken dengesiz olabiliyorsunuz. Dorse'nin üstüne koyduğunuzu düşünsenize böyle. Biraz şöyle koyduğunda böyle yattı Dorse. Mecbur kaldırttırdım. Biraz daha böyle koydum. Dümdüz geldi. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Öyle de olsa her iki tarafı da bir tarafı diğer tarafından her zaman ağır olduğu için mesela virajlarda yine de bu taraf önce yatmak isteyecektir. Sola dönüş virajlarda, pardon, sağa dönüş virajlarda. Eğer yolda da eğim yoksa böyle. Şunu bir çıkartalım da. Dingilimizi kaldıracak. Uyduda şu sağ taraf yoktu. Wow, wow, lan mal. Kapıyı niye kapatmadın? Salak herif. He, you made it demesini biliyor ama mal. Bakalım burası biraz keskin dönüştü. Hadi bakalım şuraya backup'ımızı gerçekleştirelim. Hiç sevmediğim dönüşler var ya, şunlar ağırsın. Good to backup. Do you want me to start backup now? Yeah. Lastikler yamuldu. Neyse, hadi dışarıda görüşürüz dostlar. Arkadaşlar, videonun kapanış bölümüne hoş geldiniz. Ben arkada çalışırken hiç böyle hep unutuyorsunuz o boruyu, her seferinde sökeceğim unutuyorum. Şu gözlüğü de bir takayım da. Bu da sıkıştırıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Kol kolçağımız yerinde. Elimizi kağıt havluya sildik. Çıkışımızı gerçekleştirebiliriz. Avuçta kağıtlar falan var, hepsi yerde. Onlara da bir düzen vereceğiz akşam durduğumda. Şimdi buradan oversize değilim. Bayrakları da ön taraftakileri sökmedim. Yani bakalım buradan sağ yapalım. Yani ön taraftaki bayrağı sökmedim daha doğrusu. Bir yük çıkacak demişti eleman. Sonra dedi ki abi, dedi, yük olmadı. Dedim o zaman ben eve doğru gazlayalım ki. Şuradan dönelim. Bir sağa da buradan yapıyoruz galiba. Evet, yük çıkmadı dedi. Ondan sonra pardon, olmadı o yük dedi. Ben de dedim eve doğru gidiyorum. Çünkü o amortisör sıkıntılı. Önümüzdeki hafta yani Mayıs 17, 18, 19, 72 saat boyunca tır şoförlerini gıdıklayacaklar. Yeni öğrenci yetiştiriyorlar. Amerika genelinde bir uygulama bu. Abi de şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ışık kırmızıydı, hani geçtim ya. Arkadaşlar Amerika'da ışıklarda buradan kırmızı ışıkta buradan sağa dönemezsin. Tabelası yoksa hepsinden o ışığı dur tabelası kullanarak yani o yani öyle bir muamele yaparak solundan araba gelmiyorsa sağa dönüş yapabiliyorsun. Bu bir trafik kuralıdır. Geçiş serbest, yani sıkıntı yok. Onun için tepki göstermeyin lütfen. Bu bir kural. Yani bu hani bu kural yani kullanmak zorunda değilsiniz ama kullansanız da bir şey olmuyor. Yani kural demeyeyim de inisiyatif kanunu, öyle bir şey yani. Geçmesen arkanda polis varsa niye durdun, niye gitmiyorsun demez. Geçsen niye gittin ya da niye geçtin kırmızıda demez asla. Böyle bir özgürlük var, haberiniz ola. Videonun başlangıcında şöyle bir şey söylemiştim. Hani son zamanlarda buraya Türkiye'den aşırı insan geliyor. Ve herkesin ağzında bir sponsorluk var. Geçen işte bir bizim Murat Toraman, o yeşil Volvo'sunu çektiğimiz arkadaş. Onunla beraber konuşuyoruz. Onun da bir yeğeni gelmişti buraya. Şöyle bir durum olmuş. Sizi de aranızdan öyle birileri varsa ya da böyle bir şeye niyet edecek olan varsa bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu çocuğun sponsorluğundan vazgeçilme gibi bir durumu olmuş galiba. Öyle bir şey, bir mevzu var. Ama bakın ben de sponsorluk diyorum. Geleceğim şimdi mevzuya. Demişler ki işte biz senin sponsorluğundan vazgeçeceğiz falan. Çocuk yanıp tutuşuyor. İşte beni gönderecekler, şudur budur falan. Burada şu şekilde kalabilirsiniz. Bir kere o mevzu sponsorluk değil. Şimdi sınıra kadar geliniyor. Sınırda iltica ettiği söyleniyor. Gelen şahsın ya da ailenin. Sonra bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne alınıyor. Kampa yerleştiriliyor. Eğer içerideki insanların tanıdığı varsa kefalet karşılığı para yatırıp kişi sayısına göre de değişiyor. O çocuğunki 8.000 dolarmış. Bazen aynı adam da olsa o da değişiyor. O çocuğunki 8.000 dolarmış. 8.000 dolarını yatırmış. İşte o sponsorluğundan vazgeçecek
eleman. Aslında bu kefil. Kefil olarak birini dışarı çıkartıyorsunuz. Ve o adamdan mesulsünüz de sponsorluk gibi değil. Sponsorluk bambaşka bir mevzu. Ve şöyle, bu çocuk tabii yanıp tutuşuyor ya. İşte arkadaşımla Murat da beni aradı. Dedi ya böyle böyle bir durum var. Ben de avukatımı aradım, sordum. Dedi ki sponsorluk diye bir şey yok. İltica yoluyla gelenlerin hiçbir kişisi, yani hiçbir şahıs iltica yoluyla bu ülkeye gelip kesinlikle ve kesinlikle sonunda green card'la biten bir yolculuğu olmuyor. Ha size ne yapıyorlar? Mahkeme günü veriyorlar. Atıyorum 2 sene sonraya, atıyorum 3 sene sonraya. Belli olmuyor. Bazen 6 ay sonraya, belki bazen 1 sene sonraya, yoğunluğa göre. Size mahkeme günü veriliyor. O mahkemede muhtemelen ilk mahkemede karar verilmez. O 1-2 sene daha uzatılıyor. O ikinci mahkeme zamanı gelir. İkinci mahkeme zamanı geldiğinde biraz böyle karar verecek gibi olur hakim. Eğer sen de gitmek istemiyorsan, yeteri kadar para kazandım, yeter artık burası bana göre, pardon, gitmek istemiyorsan, yeteri kadar para kazandığını düşünmüyorsan, karıştırdım mevzuları. İşte avukatla belli başlı sorular yöneltip hakimin kafasını karıştırıp 1-2 sene daha uzatabiliyorsunuz. Yani toplamda 3 mahkeme, ama 3. mahkemeye gideceksiniz. Bazen öyle bir oluyor ki adam burada bir suç işliyor, bir şey oluyor. Onun peşinden yine mahkemeye, mahkeme görülüyor. O anda onu hemen paketliyorlar. Hemen gönderiyorlar. O belli olmuyor. Yani 3 mahkeme dedim, şimdi yarın bir gün izleyip daha öyle bir şey yokmuş falan yazmayın altına. Bu direkt benim green card alış sürecimdeki avukatımın bana verdiği bilgi. Bu adamlar da bilmiyorsa herhalde kimse bilmiyordur. Bazen görüyorum bir sürü şaklamam var YouTube'da. Gelecek olan Türkiye'den oradan buradan gelecek olan elemanların kokusunu aldılar ya. Avukat görünümlü şebekler var. O adamlara inanıp güvenip paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Avukatım dese dahi, bir avukat sana ilk başta parayla yaklaşıyorsa o avukattan kaç. Kesinlikle paranı yiyecektir o senin. Ya da bu durumdan green card alınıyor diyorlarsa da kaçın. Bu durumu kurtarabilecek tek şey, ister evli ol ister bekar ol. Evliysen boşanacaksın. Biriyle anlaşmalı evlilik yapacaksın. Yani ya sen yapacaksın ya eşin yapacak. Birinizden biri yapacak. En azından aile bir ellerinden bir tanesi yasal duruma gelecek. Zamanla vatandaş olduktan sonra da boşanacak. İşte eşi ya da kocası kim varsa onu da green card alacak. Sonrasında onlar vatandaş olacak. Çocuklar falan derken bayağı bir uzun bir süreç. Kafa karıştırıcı. Birçoğunuzun da beyni yanmıştır emin olun, ama bunları yaşamak zorundasınız burada. Gelelim işte bahsettiğim kefalet mevzusuna. O sürecin nasıl işlediğine. Şimdi ben bir Amerikan vatandaşıyım. Birisi benden rica etti. Ben birinize kefil oldum sınırda. Dışarı çıktınız. Bunun için kişiye göre, durumuna göre değişmekle birlikte o kampta ne kadar kaldığı süreyle de alakası var galiba. Az önceki çocuktan örnek vermek gerekirse $8,000. Diyelim ki ben sponsor olmaktan vazgeçiyorum, değil mi? Bak herkese de, pardon, kefil olmaktan vazgeçiyorum. Sponsorluk yok, unutun. Ben de unutayım. Diyelim ki kefil olmaktan vazgeçtim. 2-3 ay sonra telefon açtım, derim ben bu çocuğun sponsoru olmayacağım artık. Tamam. Çocuk nerede? Şurada. Tamam. Adres veriliyor, geliniyor. Ya çocuğu paketliyorlar ya da mahkeme süreci olana kadar. Mahkeme süreci olana, ilk mahkemeye kadar. Yani o zamanlara kadar hani artık ya bir yeni bir kefil bulacaksınız, ya o zamana kadar biriyle evleneceksiniz hemen alelacele, yıldırım nikahı gibi. Biriyle evlenip hemen kağıtlarınızı içeri vereceksiniz. Bunun gibi süreçlerden geçeceksiniz. Buna emin olun. Hani sponsorluk mevzusu da bir başka mevzu o. Sponsorluk da bildiğim bir insana, eğer Amerika'da birisine ihtiyacın var, bir iş dalıyla ilgileniyorsun bir şirketle, bu kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de istersen 20 değil, 30 değil, 50 yıllık şoför ol. Onun burada hiçbir geçerliliği yok. Ya da burada bulunmayan bir meslek. Mühendisliğin bazı dallara galiba, bilmiyorum tam. Ne bileyim elektronik, ne bileyim yazılımcı. Bu tarz insanlar arayıp da bulamıyorum diye gazetelere falan ilan verip de, ama şirketiniz de o işte haşır neşir ve ilişikte olacak. Mutlaka alırsınız yani, o şekilde sponsor bir kişiyi alır bu ülkeye. Ve sonunda da green card'la biter. Kefaletlik, o sınırdan geçip de kefalet yöntemiyle çıkanlar da burada en fazla işte mahkemeleri uzatarak 5-6 seneye kadar kalabiliyor. Avukat onu söyledi. Bir tane daha püf noktası daha varmış. Diyelim 5-6 sene son mahkemeye girilecek. Avukat içeriden bilgi alabiliyormuş. Diyorlarmış ki sana bu mahkemede deport verecekler. Ve sen artık burada yaşayamayacaksın. En fazla 2-3 ay süre verirler ülkeyi terk et diye, dedi. O durumda da o mahkemeye girmiyorsunuz, eyalet değiştiriyorsunuz. Bundan kastım, yani eyalet kastının sebebi de, hani değişmelisiniz dememin sebebi de, mesela Türkiye 7 bölgeden oluşuyor değil mi?
Mesela Karadeniz bölgesi en büyük şehri yani ticari anlamda Samsun. Mesela Samsun bilmem bölge müdürlüğü. Bölge müdürlüğü nedir? İşte Samsun'u kapsar, Ordu'yu kapsar, Giresun'u kapsar, ne bileyim Zonguldak'ı kapsar. Yani Karadeniz bölgesinde kaç tane ilimiz varsa onları kapsar o müdürlük, o bölge. Onun hakkında o karar verir. Bu da onun gibi. Mesela Amerika'da belli başlı bölgelere ayrılıyor. Mesela onları da kalınan posta koduna göre öğrenebiliyorsun. Ben hangi bölgeye aitim diye. Mesela bizim burası North bölgesi. Pennsylvania'dan nereden sonraydı? Missouri ve içinde olmak üzere oralarda Midwest diye geçiyor. Southeast var, Southwest var. Var da var yani. Hiç bitmiyor. Bir sürü bölge var. Eyalet olarak değişikliğinizi yaparsanız bu sefer bir 3-4 sene daha uzatabiliyorsunuz. Yani biz buna toplamda 10 sene diyelim. Çünkü adresinizi değiştirdiğinizde son mahkemeye girmeyeceksiniz ya. Mahkeme bu sefer karar veremiyor. Hangi adrese gittiyse bu adam diyor. Çünkü adres değiştirmek, eyalet değiştirmek sizin o durumda da olsa, statünüz öyle de olsa en doğal hakkınız. Kanuni olarak istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz o şekilde. Mahkeme diyor ki, bu adam diyor mahkemeye gelmedi diyor. Avukatına soruyor, niye gelmedi bu diyor. Diyor ki, eyalet değiştirdik, yeni adresimiz şu. Ha, siz diyor eyalet mi değiştirdiniz? Evet. O zaman diyor, gittiği eyaletteki bölge mahkemesi baksın buna diyor. Ben diyor kararını veremem diyor. Adam vicdanlı davranıyor aslında orada. Hani gittiyse gitti kardeşim, ben buna tak deporto basayım, öyle bir şey yok. Gittiği yerde işte adres değişikliğini yapıyorsunuz. İşte oradaki hakimlere en fazla bir ya da dedi iki mahkeme uzatabilir. O da mahkeme süreleri dediğim gibi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl böyle olur ama elinde sonunda buradan gidiyorsunuz. Eğer bu zaman zarfı içerisinde diyelim 10 yıl kalıyorsunuz yani işte mahkemeleri uzatarak odur budur falan. Bu zaman zarfı içerisinde birini bulup evlenmezseniz başka hiçbir şekilde iltica yoluyla buraya gelmiş olan hiçbir kimse sponsorluk yoluyla Amerika'da bulunmaz bir meslek dahi olsa az önceki örneklerini verdiğim hiçbir şekilde sonu green card'la bitmiyor. Haberiniz olsun. Bu soruyla ilgili soru soranlara da böyle bilgiler gelsin ama bana altına ya benim durumumla şu aslında ben de böyle oldum işte benim şuyum benim buyum özel olarak kimseye cevap vermiyorum haberiniz olsun. İsterseniz de Instagram'dan yazın hiç fark etmez. Görüyorum soruları cevap vermiyorum çünkü bitmiyor. Ona cevap veriyorsun onu sonra o diyor ki bir arkadaşına yönlendiriyor. İşte Mehmet Uzun geçen de bana böyle böyle cevap vermişti. Sen de sor sana da cevap verir. Öyle yayıla yayıla. Artık ben hani biraz şey oldum yani böyle nasıl söyleyeyim biraz antipatik gelmeye başladı durum. O yüzden dolayı sizi böyle bilgilendirmek istedim. Daha yakın zamanda başıma gelmiş olduğu için sevdiğim bir dostumum. Sizler de böyle bilgilenin. Velhasıl şimdilik böyle dostlar. Birazdan tır durağında Serdar'ın mekanında görüşmek üzere. Kendinize şimdilik cici bakın. Hadi in bye. Dostlar bugün Serdar'ın mekanından size veda ediyorum. Serdar neresi? Serdar yapma Serdar. Yeter! Yeter! Kurbanın orayı. Şu. İki depomuzda dolduruyoruz. Gürültüden dolayı kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Hadi bye.